Ve Avrupa'da, orada insanlar fazla evet. yaşadığı için çok yapılar çok daha var. Nüfus yoğunluğunu gösteriyor. Burası neresi? Afrika. Burada daha az değil mi? Bazı şehirler var falan ama çöllerin olduğu bölgelerde hiç ışık yok mesela. Ya, Avustralya'da, bakın. Bayağı karanlık. Bak hocam. Buyurun. Hocam. Kuzey Amerika'da Arjantin'de çok az yaşık olduğunu. Arjantin neresiydi ya? Neresi Arjantin? Arjantin'de Patagonya bölgesinde. Şurası mı? Burası mı Arjantin? Bravo sana ya. Oralarda. Patagonya. Neden karanlık onu mu merak ettin? Demek ki bazı şehirlerde yoğunlaşıyor ama gene fena değil yani. Şurası Brezilya tarafları daha şey. Orada Amazon ormanları var. Bayağı büyük boşluklar var. Bir de Avustralya'nın sağ tarafı ünlü plajlarıyla ünlü olduğu için orası da diğer taraflarına göre daha fazla. Ben gitmedim. Var mı giden Avustralya'ya? Ya gitmedim ama Bondi plajı var. En çok orası çekiyor. Aferin. Bayağı coğrafya bilgisi var çocuklarım. Bravo size. Peki şimdi size şöyle bir soru sorayım. Eskiden kullandığımız ışık kaynaklarına örnekler verebilir misiniz? Kim cevap vermedi hiç? Siz buyurun. Efendim? Mum çok güzel. Başka? Kandil. Kandil çok güzel. Gaz lambası. Çok güzel. Başka? Meşale. Meşale o da güzel. Evet. Başka? Buyurun. Tamam. Ateş böceği. Natalya arıyor, büyük anlatıyor. Buyurun. Onun dış, mumun da çeşitleri var. Balina yağından mum ve sabun şey. Tamam işte, balina yağından yapıyorlar. Bu yılkiler. Mum çeşitli. Balina yağından. Balina yağından her şey. Mum. Okey, tamam. Peki, aşağıya göre ateşi de söylemiş miydik? Evet, tamam. Peki şimdi yeni günümüzde kullanılan ışık kaynakları neler var? Yağmur? LED lambaları. Güzel, buyurun. Floresan. Ampul. Ampulle, şimdi LED'ler çıktı filan. Ampuller biraz popülerliği azaldı. Neden? Biliyor musun? Hayır, ben de söylüyorum. Daha tasarruflu. Her ikisine cevap vereceğim. Bir, LED daha az enerjiye daha çok ışık yarıyor. İkincisi, neon lambaları. O da faydalı diyorsun. O da mı az enerji? Neon lambaları da şey, ampul, günümüzde kullanılan ışık kaynakları mı? Tamam, o da ona cevap. Tamam, güzel. Peki. Şimdi, ben aslında sözü yapayım. Bir de şöyle örnekler vermek istiyorum size. Belki farkında değilsiniz ama şimdi içinde ışık ve optik kullanan aslında bir sürü cihazlar var. Birçoğunu kullanıyorsunuz ama belki çok farkında değilsiniz. Bir onların üzerinden geçelim istiyorum. Sonra deneylere başlayacağız. Deneylerim bayağı heyecanlı. Mesela bunlara örnek ben söyleyeyim biraz. Mesela lamba, lazerler. Değil mi? Ama lazerler belki ne işe yarıyor çok bilmiyoruz. Biraz konuşacağız onlarla. Ben de ondan var yeşil. Mesela kamera ve lensler. Yani kameraların önünde her birine bir lens var. Bunlar optik lenslerle çalışıyor. Mesela süpermarketlerde şeyi gördünüz mü? Bu barkodlarını okuyor yiyecek satın alırken. Evet. Bu barkodların burada bir şey var. X ışınları da var. O da optik sayılıyor. Tamam. O da direkt kumaya ama. Mikroskoplar kullandınız mı hiç mikroskop? Evet. Büyüteç. Evet. Bir de şey tepe gözler var. Tepe göz çok güzel. Teleskop. Ben alacağım efendim. Bir de DVD çalarlar var, bir de Blu-ray diye bir şey var. Evet. Biliyor musunuz bunları? Bunların evet. içinde aslında hep lazer diyotlar var. Bunun gibi lazerler var. Onlar da bilgiyi aslında ışık olarak, küçük bir nokta olarak saklıyor. Sonra ışık da okuyor. Fotokopi makinesi kullandınız mı hiç? Evet. Bu da ışıkla çalışıyor. Başka? Yazıcılar, lazer yazıcılar var. Printerler yani. Sonra kontak lens kullanan var mı ya da gözlük kullanan? Kontak lens kullanan. Evet, buralarda da optik gene bizim için önemli. Fiber optik diye bir şey duydunuz mu? Evet. Ne işe yarıyor? Fiber optik. Fiber optik kablo diye bir şey duydunuz mu? Evet, o kablo çeşidi. Kablo çeşidi. Ne? Nerede kullanılıyor? Aslında çok kullanılıyor. Ciddi, ben aslında bir... elektrik olan aslında bilgiyi taşımak için mesela bir telefon konusunda yaptığınızda bütün böyle dünyanın altında her yerde okyanusların altından filan fiber optik kablo geçiyor. Buyurun. Bilgisayar, fiber optik kablolar bilgisayarla konuşmamıza ediyor bilgisayar. Aslında artık evine kadar bilgisayar, evlerimize kadar fiber optik kablo geliyor bazı yerlerde. Hiç evine fiber optik kablo gelen var mı? Bir de hızlandırıcılarda kullanıyorlar.
biraz herkesi hızlandırıcı zaten. Hızlandırıcı. Ya bir tane tek bir lazeri optiklerden geçirerek geçirerek kesinleştiriyorlar ve bildiğimiz çeliği rahatlıkla kesiyor, döndürüyor. Evet, kesin kesmek için çok güzel. Peki. Şimdi bugün neler öğreneceğiz? Deneylerimize başlıyoruz. İlk deneyimiz ne arkadaşlar? Bakalım. Yani. Tamam, bunlar geçti. Evet. Bununla geçecek. Şimdi herkes bir tane teleskop yapacak. Nasıl yapacağız? Biz size lens vereceğiz tabii. Bizim olacak teleskop mı? Yok, onları alacağız, sonra bir sonraki gruba tekrar yani kullanacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi herkese iki tane, üçer tane lens atıyoruz değil mi? Evet. Herkes alsın üç lensini, oturduğumuz yerden dağıtıyoruz. Bana ya herkese yetmeyecek herhalde. Birkaç kişi var. Ya. Kişi ya. Ben yiyeyim. Sen de yanındakiyle paylaş. Bana da. Tamam. Okey. Peki. Bana ben kimden? O ikisi bakıyor. Evet. Şöyle üçümüz paylaş. Biz ikimiz paylaş. Aslında bir tane daha var. Herhalde bizim yapmamıza gerek yok. Yok, sen de göstermek için kullanalım. Tamam, şimdi Kıvanç abiyle de dinleyeceksiniz. Kıvanç ne yapıyor burada? Ben bu arada kendimi tanıtmadım aslında. Ben Hakan Üre, burada elektronik mühendisliği bölümünde profesörüm. Bu arkadaşlar da benim öğrencilerim. Üniversiteyi bitirdiler aslında onlar çoğunluğu. Şimdi şey yapıyorlar, bir dördüncü sınıfta iki tanesi. Kıvanç yüksek lisans yapıyor, Kaan da doktor öğrencisi. Selim de bizim laboratuvarımızın çok önemli bir araştırmacısı. Evet Koç. Önce lenslerden başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz lensler görüntü üretmek için kullanılıyor. Uzaktaki bir şeyin yakında görüntüsünü oluşturmak için. Elinizdeki mesela üstüne A yazan lensi şöyle yani bakarak A yazan lenslerde. Şöyle bir yere bakarak oranın görüntüsünü oluşturabilirsiniz. Yakınlaştırıyor. Ama önce bir uzağa bak. O uzaktakini görüntüleyecek gözünde. Görüntülüyor mu? Evet. Selim abi görüyorum. Okey. Uzaktaki birini görüyor musunuz? A lensiyle bakacaksınız. Ama ters. Aynen. Onu düzeltmeniz lazım. Evet. Çok güzel. Bu görüntüleme özelliğini gösteriyor. Aynı zamanda bunu büyüteç olarak da kullanabiliyorsunuz. Yine A lensiyle mesela önümüzdeki yazılara biraz yakından bakarsanız büyütecek. Değil mi? Hocam tersi düze çevirdim. Görürsün, aferin sana. Şimdi onu yapacağız. Bütün yer değiştirildi. Biraz fazla. Oluyor mu? Bitiyor mu? Ha, oldu. Oldu. Ama şu anda hiçbir şey göremiyorum. Sorun bu işte. Evet. Şimdi teleskop yapmaya mı geçiyoruz? Evet. Hangi lensleri alıyoruz? A ile B'yi alıyorsunuz şimdi. A ve B'yi alıyor herkes. B'yi şöyle gözünüze koyun. A ile diğerinde... B ince kenarlı, hepsi ince kenarlı. İkisi de ince kenarlı. Şu an şurada gördüğünüz teleskobu yapmaya çalışıyoruz. Kepler teleskobu. A dediğimiz lens M1 ile gösteriliyor. B dediğimizde M2 ile gösteriliyor. Bu B lensini gözünüze koyun. A lensiyle de şöyle ayarlayarak karşıya bakın. Ama ters. İşte o yüzden ben bunu kullandım. Ters oluyor. Herkes bir şey gördü mü? Evet, ben görüyorum. Biraz zor görmesin. İkisi, uzağa bakın biraz. İkisinin arasındaki uzaklığı ayarlayın şöyle. Uzağa bir yere bakın. Yani B gözünüze yapıştırın, öbürünü uzaklaştırıp yaklaştırın. Kaan mı öyle mi arada? Ben şey uzaklaştırdım. Bu kadar yine böyle gizliyor. Şu mu Kaan? Vay, tanışayım ben onunla. Başaranlar hemen yanındakine versin. Çok yakına bakmayın, uzağa bakacak. Kaan uzağa bak. Abiye bak. Sen görebilir misin? Kaan böyle kayıyor. Oldu mu? Ben arkadaşım demiştim. Ölensin herhalde. Ölensin herhalde. Ölensin herhalde. Ölensin herhalde. Kaşık da. Tam da şu. Aaa, kaşık da oldu. Ömer kaşık ya. Ama bunu birisi kaşık da olmuyor. Neden ters? Hocam. Neden ters acaba? Bir tanesini tersleyeceksiniz. Şimdi, size söyledik, ben takılıyorum sürekli. Şimdi, bunda görüntü ters. Görüntüyü düzeltmek için ne yapıyoruz? B, A. Araya C'ye mi koyuyoruz? Şimdi C ile yanı kenarını verecek. C ile A'yı kullanınca mı düzeliyor? Evet. Senin söyleyeceklerim var mı? Evet, C ile A'yı kullanıyorum. Neden tersi anlat, tamam. C ile A'yı C'yi koyarsan düzeltiyor. Şimdi bu teleskop da C'ye teleskopu neden ters gösteriyor? Kepler teleskopu ters gösteriyor çünkü birincisi ters gösterince ikincisi
size ters gösteriyor. Şimdi bak burada görüyorsunuz. İkisi de yuvarlak, ikincisi bak de. Aşağıdan gelen ışık yukarı doğru gidiyor. O yüzden ters görüyorsun. Şimdi ben çapraz oluyor. Şu mesela üstteki ışığın adamın kafası olsun, tamam mı? Kafa oradan geldi, burada geldi, yön değiştirdi. Şimdi kafa aşağıda, ayağı yukarı çıktı. Değil mi? Adamın kafası orada, ayağı buradaydı. Buraya geldiği zaman ters döndü. Başı aşağı, ayağı yukarı çıktı. Işınlar yer değiştirdiği için. Adamların da 7. sınıf olsa biraz o zaman geçti sene sonuna doğru öğrenecekler. Anlayan var mı? Bence anladılar ya. Ben zaten biliyorum yani ki bunu. Şu ışınların ters döndüğünü görüyorsun. İki elim şöyleydi mesela. Buradan geldi, ikisi yok. Ters döndü. Neden? Işınları takip ederseniz görüyoruz. Lenslerin nasıl çalıştığını aslında. Lenslerin nasıl çalıştığını tabii bilmiyorsunuz. Belki eksik bilgiler var yani her şey bir anda.